Selamlar mükemmel, harika bir günümüz daha. Allah'ın izniyle takvalı ve dost doğru bir düsturla devam ediyor. Gecemiz gündüzümüz, sonbaharımız ilkbaharımız, yazımız kışımız bizim aynı hikmetle, aynı takvayla Allah'ın izniyle devam ediyorsa ne güzel. İşte asıl kurtuluş budur. Bizler için asıl gerekli olan budur. Bakın, bazı okullarda okuyoruz. Bir sürü mecrada yarışmaya çalışıyoruz. İş başvuruları yapıyoruz. Beğendiğimiz ayakkabıyı, elbiseyi almak istiyoruz. Veyahut da araba almak istiyoruz. Ev almak istiyoruz. Bir sürü şeyler var. İnsanların ilgi alanları da farklı olabilir. Biz herkese saygılıyız. Bakın, en zıt görüşteki olan kişi dahi bizim için İstişare yapacak bir kişidir. Biz onları muhatap alırız. Elimizden geldiğince yanlış varsa yanlışı düzeltmek için, doğruları da arttırmak için biz bu yolda varız. Bakın, şunu net söylüyorum. En zıt görüşteki, en uçuk yaşayan insanlar dahi bizim için bir muhataptır. Biz kimseyi sen şusun busun diyerek ötekileştirme peşinde değiliz. Aksine düzeltme, yanlıştan çevirme durumundayız. Bakın, bu dünyanın geçici menfaatleri, ideolojiler, akımlar, işte milliyetçilik cahilliği ve diğer konular. Her şeyin aşırısının zarar olduğu gibi bunlar da zararlı konulardır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü insan olduğu için önemlidir. Yüce Allah'ın yarattığı bir varlık, kul olduğu için önemlidir. Yoksa nereli olduğunun, hangi milletten olduğunun pek bir önemi yoktur. Bu konulara takılanlar tarihten bu yana kaybetmiştir ki kaybedecek. Biz böyle olmamalıyız. Şu hayatın kıymetini anlamalıyız. İnsanların pek anladığını düşünmüyorum ya. Neden anlamıyorlar? Şundan ötürü. Bu dünyanın geçici menfaatleri onlara güzel geliyor. Hiç hani sanki bir hesabının olmayacağını düşünüyorlar. Böyle bir yanılgı içindeler. Bunları da inşallah işte belli bir seviyeye kadar düzeltmeye çalışacağız. Böyle bir hedefimiz var. Yoksa biz kimin ne görüşte olduğunun, bu dünyada kime karşı kendini yakın hissettiğini veya kimleri sevip kimleri sevmediğini bizim için zerre umurumuzda değil. İstediğini yapabilir ama bizim için önemli olan konu şu: o takvalı hayat, dosdoğru hayat, Yüce Allah'ın bizden istediği o hayat insanlar tarafından anlaşılmış mı? Böyle bir şekilde yaşıyorlar mı? Bunlar önemli. Yoksa bizim dediğimiz gibi kimin ne düşündüğü, ne yaptığı, nerelere üye olduğu zerre umurumuzda değil. Hayırlı yönde olsun fark etmez yani. Bir insan iyi bir niyetli bazı kutlamalar yapıyorsa güzel bir şeyler bunlar. Bunlar kötü işler değil. Veya eğleniyorsa. Eğlenmek kötü mü? Değil. Veya bir yerde bir organizasyon yapmış. Bunlar güzel işler. Ama yeter ki hakkı, hukuku, adaleti, hayırı gözetsin. Bunlar önemli. Bunu neden söylüyorum? Benim söylediğim için değil. Yüce Allah'ın bizden istediği şu düsturlar, sorumlulukları yapmamız gerektiği için söylüyorum. Emin olun, hayatta söylediğimiz söylemler, ağzımızdan çıkan her kelime, yaptığımız her davranış Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Hak Kelam'a göre olmalı. Oradaki hüküm ayetleri bizlerin referansı olmalı. Diğer ayetler de bizlere rehber olmalı. İyi düşünmeliyiz. Bazı cahil insanlar var. Çok fazla böyle karşılaştığım kişiler oluyor. Diyor ki, haşa, herkes insan, ben kimseye işte peşinden gitmem, kimseye örnek almam. Haşa, Yüce Allah'ı da kabul etmiyor. Böyle kafirler var. Ben şuyum diyor, buyum diyor. Ben inanmıyorum falan. O kadar şeytan uymuş ki ağzından böyle kelimeler çıkıyor. Fazla muhatap olup da günahını arttırmak istemiyorum ama uyarmam da gerekiyor.
kendimi sorumlu hissediyorum. Çok fazla bildiği yanlış var çünkü. Bunları nasıl düzeltebiliriz diye düşündüm. Ve ne yaptım? Bu vatandaşlarla konuştum. Dedim ki, şimdi biz Peygamber Efendimiz'i Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu cahiller şu cümleyi kuruyor. Ben bir insana ibadet etmem. Sen zaten ibadet etmiyorsun bir. Biz bütün insanlık, takvalı insanlar olarak biz Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'e ibadet etmiyoruz ki, onu örnek alıyoruz. O da bizim gibi bir insan. Ama peygamber, Yüce Allah'ın rahmetiyle muamele ettiği, üstün kıldığı bir insan. O da bizim gibi bir insan. Biz onu ilah mertebesine koymuyoruz ki. Örnek aldığımız bir insan o. Bu cahiller zannediyor ki biz ona ibadet ediyoruz. Yani böyle bir cahil içinde kendinden hiç haberi yok. İşleri güçleri dini çarpıtmak, kafirliği yaymak. İslamiyet'in kelimesini duyunca bunlar kaçar. Çünkü şeytanın adımlarını takip ediyor. Yatıp kalkıp nasıl günah işlerim, nasıl haramlarda yarışırım diye bir dertleri var. Bunları söyleyince hiç zorlarına gitmez. Bunları da her türlü ortamda istişareyle düzelteceğiz. Bizim kimseyle bir derdimiz yok ama batılı yayanlar, haramlarda yarışanlar, kafirliği, münafıklığı, kişilik edinenler bizim karşımızdadır. Kim olursa olsun fark etmez. Makamına, mevkine güvenme. Allah'ın izniyle biz dost doğru gittiğimiz sürece önümüzde duracak hiç kimse yok. Bu kadar net söylüyorum. Yüce Allah'ın izniyle yeter ki biz dost doğru ve takvalı bir hayat sürelim. Bu kafirleri de düzelteceğiz. Böyle yanlış konuları yaymaya çalışan, kitabı okumadan kitaba inanmayan, her türlü haramın peşinden gidenleri de düzelteceğiz. İnşallah biz dost doğru yaşayalım. Yeter ki kendimiz vicdani olarak o mümin, takvalı bir kul olalım da sonra insanlara örnek olalım. Düzeltiriz sonrasında. Yeter ki biz kendimizi düşünelim. Herkes kendini bu şekilde düşünürse birçok kötülük yanlışsa düzelir. İnşallah bu şekilde gideriz diyorum. Hoşçakalın.